Evet Büyük Fenerbahçe'nin büyük taraftar hepiniz canlı yayınımıza hoş geldiniz demek isterdim ama video üzerinden izleyeceksiniz arkadaşlar. Herkese tekrar tekrar selamlar olsun. Şimdi hızlı turlarla açıklamalarımıza başlayayım arkadaşlar. Artık transfer dönemi yavaş yavaş bitiyor. Okullar açıldı. Galatasaray adminleri kreşe başladı. Yani bazıları da Kur'an kursuna başladı tabi. O yüzden arkadaşlar olabildiğince artık kısaltacağız. Hani transfer döneminde tabii ki de uzun konuşuyordum. Hoşunuza da, da gidiyordu ama Biraz daha kısa. Ama uzun videolarda gelecek arkadaşlar. Fenerbahçe Kostiçi resmen açıkladığı. Fenerbahçe Filip Kostiçi resmi, renklerine baladığını resmen açıkladığı. İşte ayrıntılar izliyoruz arkada demek isterim ama inşallah o teknoloji de gelecek. Şimdi e, sevgili Nida Tükenmez'e selamlar olsun buradan. Levent Ümiterola ve Nida Tükenmez'e selamlar olsun. E, kendilerinin son videosu gerçekten e, yani hem infiale sebep oldu hem de çok hoş bir video. İnşallah bir gün birlikte yayında yaparız. Ee, Tekliflerine her zaman açayım. Onu da hatırlatmış olayım. Şimdi Fenerbahçe'miz 8 Eylül Pazar günü İstanbul'a getirdiği Sırp Yıldız Kost 9 Eylül Pazartesi günü açıkladı. Normalde 15 Eylül'de falan açıklaması lazımdı. Bu ne hız. Sübhanallah ilk defa görenler beğen butonuna basın. Kulübümüzün Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kosteş düzenlenen törenle kendisine sarı lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı diyor. Galatasaray'a 30. Bu sefer yutmadım. Juventus da açıklama yaptı. Onlar da diyor ki Torino'ya geldiğinden bu yana bağladık adanmıştık. Ciddiyet ve kalite anlamında katkı sağlamaktan asla geri durmadı. Şimdi onu yeni bir macera bekliyor. İyi şanslar Filip. Juventus'ta 2 sezonda 87 maçta sahaya çıkan 31 yaşındaki Kostic 3 gol 15 asist yapmış. Şimdi arkadaşlar ee, ben Yağız Sabuncuoğlu'ndan bir şey aktaracağım size. Diyor ki sevgili Yağız. Galatasaray Kostic için 6 milyon euro'luk bir bonservis teklifi yapmıştı. Oley! Oyuncuya Juventus'tan kazandığını yani bonuslarla 3 milyonu bulan bir teklif yapıyor. Oley! Ve Fenerbahçe transferi bitirmeden önce oyuncunun menajeri Lucci'yi birden fazla kez rahatsız ediyor mesaj atarak. Oley. Peki Fenerbahçe Kostiç'i aldığına göre Galatasaray Kostiç'in neyini aldı? Galatasaray demişken arkadaşlar Max GS diye bir şey var. Asla ama asla hafife almamanız gereken bir olay. Nedir Max GS? Şimdi Ahmet Ercanlar diyor ki Kostic Euro 2024'te sakatlık geçirdi. Kronik ve sürekli devam eden bir sakatlığı yok. Tüm kariyerinde yaşattığı sakatlık toplamı Osimen'in geçen sene sakatlandığı kadar diyor. Diyor ki e, neydi Yener İnce araştırmış incelemiş. Demiş ki Yener İnce, bu demiş çok sakatlık hani kronik bu sakatlığı bunun demiş. Bunu sakın almayın demiş. Geçen sene Kostic'in sakatlık nedeniyle kaçırdığı maç sayısı Ulan Galatasaray Müzesi'nde bu kadar şey kupa yok. Bilekten alınmış, alın terinden alınmış kupa yok. <laughs> Max GS. Bitti mi Max GS? Bitmedi. Galatasaray'ın yeni transferi İsmail Jacobs. Senegal ile Burundi arasında oynanan Afrika Uluslar Kupası eleme maçına 90. dakikasında sakatlanarak kenara geldi diyor. E, buna sevinecek halimiz yok ama dakika çalmış arkadaşlar. Yani dakika geçirmek için yaptı diyorlar. Ben onu bilmem. Yine Max GS'den devam edelim. Galatasaray'ın 3 sene önce 6,5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katıp sözleşmesini de 25 milyon euroya serbest kalır maddesi koydurdu. Alexander çiki çiki -çik daha o transfer görüşmesi yapmak için gideceği büyük reçe uçağını kaçırdığı için gidemedi. <laughs> Yeni bilet bakılıyor demiş ya sabıcı oğlum. İyi tarafından bakın. İyi ki uçağı kaçırdı. Ya altına kaçırsaydı. Töpe kimse almazdı. Yalnız Arkadaşlar e, yani Cenab-ı Allah benim gönlüme bir ilham vermiş. Ya gönlüme ilham olmuş yani tıpkı şairlere ilham geliyor ya. Geçen WhatsApp grubunda bir espri yaptım. Dedim ki Galatasaray'dan gitmek istemeyen futbolcu dedim. Ulan ister misiniz dedim. Uçağı kaçırsın bile bile isteye isteye dedim. İşte ne bileyim Zaha olur dedim işte e, Ziyek, Gerçi Zaha'dan sonraydı pardon. Hakim Ziyek olur, Olivier olur bilmem ne olur falan filan dedim. İster misiniz dedim uçağı kaçırsın ki dedim. Bunların elinde patlasın diye. Ulan şaka gerçek oldu ya lan. İşte Max KS ne yapacaksınız? Bu arada Türkiye'nin İzlanda maçı 11'inde arkadaşlar inanılmaz bir şey keşfettim. Bakın İzlanda maçının 11'i. Hocam maçın sonucu boş verim maçın sonucunu. Ben ilk 11'den bahsediyorum. Hocam ama maçı ya ben Şimdi Mert Günok 1, Merih Demiral 2, Kerem Aktürkoğlu 3, Arda Güler 4, Umut Nair 5. Hakan Çalhanoğlu'nu saymıyorum. Eren Elmalı 6. Abdülkerim Vardakçı 7. İsmail Yüksek 8. İrfan Can Kahveci 9. Mert Müldür 10. 10 tane Fenerbahçeli futbolcu. Gerçek hayatta Fenerbahçe'yi tutan 10 futbolcu. Umut Nair'in mesela eşini bir araştırın. Gerçekten Fenerbahçe'yi tutuyor mu tutmuyor mu anlarsınız. 1. Eren Elmalı'nın <laughs> Sura bakmayın öksürüp tuttu. Bir araştırın Eren Elmalı'yı. Abdülkerim'in Fenerbahçe'ye gelmeden önceki birkaç paylaşımını araştırın arkadaşlar. Ne demek istediğimi anlayacaksınız. Hatta da yazayım. Hakan Çalhanoğlu hariç tüm takım normal hayatta Fenerbahçe'yi tutuyor. Bu takımın kaybetme ihtimali yok. <laughs> Ama hocam kaybedebilirler. Bazen öyle şeyler olabilir. Yedeklerde Altay Bayındır, Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Samet Akaydın, Okay Yokuş, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Salih Özcan, Emirhan Topçu, Can Uzun, Eren Dinkçi, Eren Dinkçi kimmiş ya? Kaan Ayhan. Galatasaray. Bu arada şey aklıma gelmişken söyleyeyim dedim sadece. Yine ben devam edeyim hastalanan Çağlar soyuncu haliyle maç kadrosunda yer almadı. Geçmiş olsun Çağlar. Ama ligde yer alabilecek arkadaşlar. Ligde yer alabilecek. Onu da söylemiş olalım. Şimdi Çağlar dediğimiz gibi gribal enfeksiyon falan vardı. Ondan dolayı. Ama ayağına da darbe aldı arkadaşlar. Sadece gribal enfeksiyon değil. Onu da söyleyeyim. Şimdi sıradaki haberimiz Fenerbahçe'de de hazırlıklar sürüyor arkadaşlar. Kasımpaşa maçı hazırlıkları sürüyor. 15 Eylül pazar günü deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağız. Bakın Kasımpaşa'yı hafife almayın. Çok zorlu bir takım. <laughs> en büyük avantajımız ne biliyor musunuz? Teknik direktörlerinin cezalı olması. Yani ligin 5. haftasındayız. Milli araya gitmeden ve dönünce çok enteresan şeyler oluyor arkadaşlar. Yani milli araya gitmeden ve dönüşlerde Fenerbahçe'nin puan kaybetme ihtimali çok yüksek oluyor. Milli araya gidişlerde ve dönüşlerde puan kaybetmediğimiz her sene şampiyon olduk. O yüzden buna odaklanalım. Şimdi Jose Mourinho yönetiminde eee Jambartiste'de antrenmanlar gerçekleşiyor. <laughs> Antrenmanlara dikkatli bakarsanız arkadaşlar hani Emre Moru'da antrenmanda görürsünüz, Maxime'ni de görürsünüz. İşte Mert Hakan, Fred, Tadic, Cenk Tosun <laughs> başka işte Cengiz Ünder falan. Bir tek kenti göremezsiniz. Ama <laughs> Emre Mor'un da enteresan özelliği. Emre Mor da her an gitmeye yakın. E, yani gitme kararı aldı diyeyim size ya. Eğer kararından vazgeçmezsem bu videoda da Emre Mor'la ilgili bir şey öğrenmiş olun. Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostiç misillemesi. Mourinho'nun gözdesi Cincana. Şimdi Galatasaray Fenerbahçe Costici alınca Costiç'in yerine bir şey almak istiyor hani Galatasaray. Ve Süper Lig'de helalinden şampiyonluğu en son ne zaman kazandığı araştırma konusu olan Galatasaray Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre daha az takviye yaptı. Üstelik birçok futbolcusu gitmesine rağmen, üstelik kanatları neredeyse yok olmasına rağmen Serie A'da Napoli'nin kadro dışı bıraktı bıraktığı Osimhen'i takıma kazandırdı ve taraftar tarafından da hani bir artıya sebep oldu. Duyduğuma göre dün Galatasaray iki futbolcuya o kadar yüksek teklif vermiş ki ve iki futbolcu reddetmiş. 10 dakika içerisinde iki teklifi reddedilmiş. Yani şu anda futbolcular salak değil. Hepsi biliyorlar arkadaşlar. Kimin son dakikada transfer yapması gerektiğini, kimin ne yapması gerektiğini hepsi biliyorlar. Ve Galatasaray Kostic'i alamayınca bu sefer Jose Mourinho'nun bir başka gözdesine gitmişler. Kime gitmişler biliyor musunuz? Takvimin haberine göre Galatasaray Ben Chivl'ı gündemine almış. Ben Chivl'i. Yani e, Fenerbahçe'ye bir misilleme yapacaklar. Ben Chivl'i misillemesi. Bu arada Çağlar için bir kez daha hatırlatayım arkadaşlar. Lig maçında yani Kasımpaşa maçında oynayabilecek bendeki verilere, duyumlara göre bilginiz olsun. Menajerinin önerisini değerlendirmeye almış. Yıldız isminin sakatlık raporunu incelemeye almış. Ee, şimdi Galatasaraylılar azıcık dürüstse ki zannetmiyorum. Azıcık böyle sözlerinin eriyse ki zannetmiyorum. Azıcık böyle delikanlılarsa ki zannetmiyorum. Çilbir'i kesinlikle almazlar. Ulan oğlum sezonda bir tane maçı kaçıran kostiç sakatlık raporundan dolayı alınmadıysa Geçen sene neredeyse hiç oynamayan Çilvili bunlar asla almazlar. Görün bakın delikanlılar mı? Dönekler mi? Yalancılar mı? Hep birlikte izleyeceğiz. Ben şunu da söyleyeyim. Geçen sene Fred geldiğinde de aynısını söylemişlerdi. Yani Fred geldiğinde de aynısını söylemişlerdi. Ya arkadaşlar ben şey soracağım size. Böyle küçük emojide ekleyebiliyoruz kanalımıza üyeliklerden dolayı. Üyelik sayısı artarsa daha çok ekleyebiliyoruz. Ee, sinek falan böyle emoji eklesem hoşunuza gider mi? Hani aklınıza biri geliyor mu sinek emojisi eklesem? Bir de ikinci bir ricam var. Yurt dışında yaşayan arkadaşlar. Yaşadığınız ülkenin diliyle yorum yazar mısınız? Bu videoya. Hadi ne bileyim bütün Fenerbahçelilere selam olsun falan. Hani e, İngilizce yazın. Ne bileyim Japonya'daysanız Japonca yazın. Konuşiva. Hani falan filan yazın bir şeyler. Vallahi bak bir tane şöyle uluslararası bir kanal olduğumuzu herkes görsün. Ve Yorumun sonuna da hangi ülkeden yazdığınızı yazabilirsiniz. Abi ben diyorum kimse inanmıyor bana. Bak benim gerçekten de yurt dışında dünyanın çok çeşitli yerlerinde sesim duyuluyor. Bu arada yine eğitim öğretim yılımı kutlayan arkadaşlar da selamlar olsun. Teşekkürlerimi sunuyorum. Ben dünyanın birçok ülkesinde adı anılan bir insanım. Bazılar küfür ediyordu belki. Ondan kulağım çanıyordu ama gerçekten diyorum lütfen yaşadığınız ülkenin ya da bildiğiniz dillerde yabancı bir yorum yazın arkadaşlar. Lütfen rica ediyorum sizin. Şimdi Chilwell Galatasaray'da 12 milyon euro yıllık şey, e, yıllık 12 milyon euro kazanıyormuş. E Galatasaray'a gelirse iki alır canım. Parayı değil Galatasaray'ı seçer. Ben şunu söyleyeyim. Çok fazla deneme yapıyor şu anda Galatasaray. Acayip geri şey yapıyor. Yani acayip e, deneme yapıyor. Bakalım nerede patlayacak. Fenerbahçe'den bir orta saha bombası daha. Bunu kimse beklemiyordu. Ben de beklemiyordum şahsen. Bu haber neymiş? Şimdi Medina ile anlaşma sağladı Fenerbahçe ama Medina'nın gelmemesi Fenerbahçe taraftarını çileden çıkarttı. Yok çok da çileden çıkartmadı yani. Ben e, Fred'in yalnız olmadığını falan anlattım. 20 yaşında bir orta saha takip ediyormuşuz. Hem 6 hem 8 oynayabilen. Şimdi haberlere girdim. Kostiç Fenerbahçe tamam Galatasaray'ı hesapla, Galatasaray hesapladı. Ee, orta saha takviyesi. Sofyan Amrabat tamamını da biliyoruz. Evet. Medina'yı da biliyoruz. Evet in aşağı. Baya baya in aşağı. Sofyan Amrabat Medina hamleleri Fenerbahçe. Kostiç de bir 9. transferini yaptı. Mustafa Hoca yine bildi. Bir de bu adamı beğenmiyorlar. Utanmadan geçin onları. Ha. Bolognalı Keçpır Urbanski. Keçpır. Kesper'dır ulan o. Polonyalı merkez orta saha oyuncusu. Oley. Hem kesper, hem keçbur. Kaç per Urbanski. Kaç para lan Urbanski. 20 yaşında Polonyalı merkez orta saha oyuncusu. Polonya milli takımının 6 kes formasını giymiş. Yalnız var ya e, Polonya e, jenerasyonu kütür kütür geliyor. Ha haberiniz olsun. Yani kütür kütür geliyor bak. 20 yaşında 20 yaşında milli futbolcu. Takvim haberine göre bu oyuncu için herhangi bir transfer girişimi yapmadığı öğrenildi. Lan o zaman niye yazıyorsunuz? Ama durumunu yakından takip ediyor. Çünkü Serie A'da çıktığı bu sezon bir maçta 8 dakika süre aldı. Gol ve asist katkısı üretemedi tabi ama 20 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Ya işte böyle habercilik. Lan oğlum bir bari görüştüm görüş deyin. Bari deyin ki Şimanski önerdi deyin. Bu arada sezon sonunda sözleşmesi bitiyormuş ama bir yıl uzatma hakkına sahipmiş. Valla e, bir maç 8 dakika. Hayır insan şuraya 2 dakika üşenmez. Ya gerçekten bak ben bunlara kızıyorum. Arkadaş habercilik böyle yapılmaz. Geçen sezonda 25 maça çıkmış. Bir asisti var. 3 sarı kart görmüş. 1079 dakika. Ancak de bak ben mesela bak haberi ben yapıyorum. İyi dinleyin arkadaşlar. Fenerbahçe'ye Polonyalı star. Şimanski önerdi. Fenerbahçe gündemini aldı. Bak nasıl gidiyorum? Müthiş. 20 yaşındaki starın enteresan bir özelliği de şu. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Polonya ile mücadele etmesi. Ve 20 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Alt başlık. Çok yönlü oyuncu. Devam ediyorum. Geçtiğimiz sezon kulübü Bologna ile birlikte Bologna toplamda 25 maça çıkan genç yetenek birbirinden farklı tam 6 mevkide forma giydi. Orta sahanın solunda bir maçta sol kanatta yani sol hücum hattında 9 maç. Forvet arkasında bir maç. 10 numara pozisyonda bir maç. 8 numara pozisyonda 6 maç ve ön libero pozisyonda 2 maçta oynadı. 6 pozisyonda da oynayabilen yıldız adayının Fenerbahçe'ye gelmesine antık e, kesin gözüyle bakıyoruz. Ya da Fenerbahçe isterse bu transferi sonlandıracaktır. Wanderkit tra Wonderkid transfer olarak. Bak, bir alt başlık daha. Türkiye'ye karşı oynadı. Türkiye onu tanıyor. 10 Haziran 2024'te Türkiye'nin 2-1 kazandığı Müsabakada dostluk maçında 57 dakika sahada kalan genç yıldız adayı aynı zamanda hazırlık maçında Ukrayna'ya karşı da 56 dakika sahada yer almıştır. Euro 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda toplamda 148 dakika süre alan futbolcu 3 grup maçının üçünde de yer almıştır. Biliyorsunuz Polonya 3 maçın ikisini kaybedip birinde Fransa ile beraber kalıp turnuvaya veda etmişti. Futbolcunun bir yıl opsiyon hakkı olmasına rağmen uzatmayı düşünmedi ve Fenerbahçe'ye gelip birçok futbolcu gibi kariyerine buradan devam etmeyi yüksek e, bir sıçrama yapıp Avrupa'nın önde gelen kulüplerine transfer olmayı hayal ettiği gelen haberler arasında. Nasıl? Vallahi bence çok güzel. Bunları söylemek, yaşananları anlatmak, gurur duymak hepimizin hakkı. Ancak bunlar dünyanın en büyük spor kulübüyüz demek arzu etmek, ifade etmek de olmuyor. Çok büyük bir böyle disipline çalışma ve kaynak gerektiriyor demiş. Ali Koç'un çeşitli açıklamaları var. Kıymetli sponsorlarımızın desteği bu yolda olmazsa olmazdır. Fenerbahçe'ye sponsor olmak Türk gençlerinin geleceğine dokunmaktır. Milli bir adımdır. Biz buna yürekten inanıyoruz. Aynı şekilde ben de şunu söylüyorum. Kadıköy Sokağı sponsor olmak Türk gençlerinin geleceğine dokunmaktır. Milli bir adımdır. Ya ben buna inanıyorum. Ve birçok kardeşimiz de hem golvar.com'u hem de Kayseri Özelüme Hastanesi'ni çok çok sevdiklerini belirtiyor. Paris Olimpiyatları'na 7 branşta 27 sporcuyla katıldık. Türkiye'nin en büyük sporcu sağlayan kulübü olmaktan gurur duyduk diyor. Kulübümüz kurulduğu günden beri Cumhuriyet, Cumhuriyetimizin hedefleri Ulu Önder, Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleri doğrultusunda ülkesinin değerlerine sahiplenen zeki, çevik, ahlaklı sporcular yetiştirmeyi görev edinmiştir. Bu anlayışımız ilelebet devam edecektir diyor. Allah kıyamete kadar Fenerbahçe'yi ve Fenerbahçe taraftarını korusun. Geriye dönük 20 yılda tüm amatör branşlarda olduğu gibi voleybolda da çok büyük başarılar kazandık. Voleybolumuzun 70. yıl dönümünde konuştuk sanırım. Avrupa ve dünya şampiyon olduk. En sancılı 3 Temmuz sürecinde bile Fenerbahçe amatör şubelerinde küçülmeyi aklın ucundan bile geçirmemiştir. En zor günlerimizi yaşadığımız 2011-12 yılında kadın voleybol takımımız Şampiyonlar Ligi şampiyon olmuş ve bizlere unutulmaz bir mutluluk yaşatmıştır diyor. Eee Burada tabi Ali Koç, Aziz Yıldırım'a baya baya teşekkür ediyor da o kısmı. Ha, bugün grupla sahiplendiğimiz, gururla sahiplendiğimiz rakiplerimizin bile kabul ettiği dünyanın en büyük spor kulübü vizyonunda emeği geçen Fenerbahçemizin kurucu başkanları dahil olmak üzere tüm başkanlarına ve özellikle seyahat nedeniyle bu akşam aramızda bulunamayan Sayın Aziz Yıldırım'a şükranlarımızı sunuyoruz diyor. Ya gerçekten de e, güzel bir marka. Bunun haricinde açıklayacağım bir şey var mı diye bakıyorum arkadaşlar. Yani herhangi bir notuma da bir şey almamışım. Kostić 18 numaralı formayı giyecekmiş arkadaşlar. UEFA Avrupa Ligi'ni inşallah kaldırırken de üstünde 18 numaralı forması olur. Ya ben çok şey söylerim de az söylemek istiyorum. Oynatalım görelim arkadaş. Oynatalım görelim arkadaş. Bak İsmail Amrabat Medina, Fred, Şimanski. Ama hocam Medina henüz gelmedi. Perşembe yaz kaldı. Perşembe gününe belli olacak. Ama hani zorlasan İrfan Can'ı falan da oynatabileceğim bir tandem var da. Neyse biz bunları açıklayalım. Bunları konuşalım arkadaşlar. Hulusi Belgi inşallah 3 yıllık dönem içerisinde Fenerbahçe voleybol için 6,5 altı, buçuk ya da 7.000 bin kapasiteli salon yapmak üzere beraber çalışacağız. Sevgili Mehmet Ali da yardım alacağız demiş. Bir zahmet. Yani 40 milyon euro borcu vardı. 20 falan kaldı. Serdar Aziz şu an iki kulüple görüşme halinde. 13'üne kadar transfer olmazsa geri dönüşü mümkün demiş. Ya sabuncu ama e, duyduğuma göre Eyüp Spor'la hemen hemen anlaşmak üzere arkadaşlar. Yani o bilgiyi size vereyim. Ee, Avrupa Ligi'nin resmi hesabı da kozliş transferini paylaşmış. Gayet hoş oldu. Tabii fena yani kupayı kazanacak takımı da paylaşmazsa olmazdı. Hocam sen kupayı kazanacağımıza inanıyor musun? Normalde inanıyorum arkadaşlar. Normalde inanmıyordum ama artık inanıyorum. Şu kadronun bir şey yapması lazım. Ama ben inanıyorum diye kazanacak diye bir durum yok. O oynayacak, gösterecek. Yani. Barış Alper Yılmaz'ın Türkiye'de takkesi düşüp kendinin görülmesi gibi mesela milli maçlarda gördünüz hemen Avrupa maçlarında gördünüz hemen sarı kart çarp kırmızı kart diye. En iyi teknik direktör ve kadro Fenerbahçe'de kim ne derse desin. İster katılın ister katılmayın. Bir zahmet artık. En iyi taraftar da Fenerbahçe'de olduğu anda biz şampiyon oluruz. Ali Naci Küçük ne diyor Galatasaray ziyek gitsin diye gözünün içine bakıyor. Yıllık 6 milyon euro kazanıyor. Bu paraları ayak sağlam vermez. Alırsa hani derler ya paketleyip özel uçaklarla yollarlar diye. Açın bir bakın. Galatasaray'ın kapı açıklamasında 2.8 mi yazıyor? Ziyek için. Ya şunu söyleyeyim. Bir Galatasaraylı bana çıkıp da siz yalan söylüyorsunuz şöyle böyle diyemez. Utan, utandırırım. Yerin dibine sokarım. Dünyada yani en son konuşacak şeyler. Yani geçin bunları. Geçtiğimiz sezon Juventus'a kaçırdığı maç sayısı yalnızca bir yani. Düşünün Kostiçi bundan dolayı almıyormuş Galatasaray. Sağlık sorunundan dolayı. Ya ben şunu söyleyeyim. Hocam kılıfını uyduruyor ama adamlar uyduruyorlar. Biz de uyduralım. Hayır ben kılıfını uydurup uydurmamalarını da söylemedim. Ben sadece şunu söylüyorum. Utanmadan bir de konuşuyorlar ya. Arkadaş yapıyor musun? Yapıyorsunuz. Bitti. Neyse. Ahmet Ercanlar Galatasaraylılar kendi milli futbolcuların laf edilmesine bu kadar hassassa Okan Demirel'in çocuğuna karısına küfür edip milli takım bırakmasına vesile olmazlardı diyor. Haklı. Haklı hem de Galatasaray stadında. Üstünde milli forma olan birisine ana avrat küfür edilmesi. Üstelik daha maç başlamamış. Hani maç başlar hata yapar. O an köfkeyle söyledi falan dersin de. Ya ben yakıştıramadım ya. Neyse Balkan kökenli futbolcular gayet iyi oluyor. İnşallah kostişte tutar. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Mükemmel bir salı diliyorum. Görüşmek üzere.